Herkese merhabalar. Tabi gündem can sıkıcı, gündem keyifsiz, tüm dünya korkunç bir hastalıkla uğraşıyor. Birçoğumuz evdeyiz ve birçoğumuz artık sıkılmış vaziyetteyiz. Televizyonda, sosyal medyada her tarafta koronavirüs haberleri var. Ben de bu yüzden biraz daha artık gündemden kopup biraz daha eğlenceli, keyifli bir video hazırlamak istedim. Türk futbolunda bugüne kadar yaşanmış en komik, en sıra dışı, en sinir bozucu 10 tane vakayı sizlere anlatmaya karar verdim. Enteresan hikayeler var. Hakem trolleyen oyunculardan futbolcuyu döven teknik direktörlere kadar kafasına adam düşen maç sırasında hakeme kadar çok enteresan hikayeler var. Hadi başlayalım. 30 Nisan 1997 milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde Ali Samiyan Stadyumunda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Kazanmak istiyoruz. 98 Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz ama kolay değil çünkü Belçika o zamanlarda aynı şu an olduğu gibi yine güçlü, Avrupa'nın ilk 7-8 takımı arasında yer alan bir ekibe sahip. O yüzden de kazanmak kolay değil. Maça da kötü başlamıyoruz. Oktay Derelioğlu tarihi bir gol atıyor. 8 kişi çalımlıyor. O sene dünyanın en güzel golü seçilen o muhteşem gole imza atıyor. Bu morale rağmen Belçika maçın sonunda istediğini alıyor ve bizi Ali Samiyan'da 3-1 mağlup ediyorlar. Çok büyük bir infial olmuyor açık konuşalım. Çünkü rakip güçlü bir rakip. Sonuç itibariyle San Marino'ya değil, Belçika yeniliyorsun. O yüzden de çok büyük bir tepki tribünlerden veya basından veya kamuoyundan çok büyük bir tepki gelmiyor. Maç bitiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli, önce soyunma odasına gidiyor. Daha sonra konuşmaları yaptıktan sonra stat'tan ayrılmak üzere merdivenlerden yukarı çıkıyor. Orada ise bekleyen biri var. 70 yaşındaki Amigo Orhan. Amigo Orhan oraya nasıl girmiş? Nasıl orada bekliyor? Niye o kadar sinirli? Kimse bilmiyor ama ağzında sigarası, sigarayı yakmış Mustafa Denizli'nin gelmesini bekliyor. Hocam merdivenlerden gözüktüğü anda Amigo Orhan, Orhan abimiz rahmetli sanki avını görmüş aslan gibi bir anda uçarak Mustafa Denizli'ye kafa atıyor. Ve o cüsseyle merdivende kim varsa hep beraber aşağı doğru düşüyorlar. Kimse ne olduğunu anlamadan bir anda herkes kendini yerde buluyor. Orhan abinin o cüsseyle Süpermen gibi uçuşa geçmesi mi daha garip yoksa Mustafa Denizli'nin hiçbir şey olmamış gibi üstünü başını düzeltip yoluna devam etmesi mi daha garip? Açıkçası ben karar veremedim. Ancak durumun bizim listemize girecek kadar garip olduğunu söyleyebilirim. Kim ne derse desin Türk futbolunun en efsane hocalarından bir tanesi bence Yılmaz Ural'dır. Gerek birikimi, gerek kariyeri, gerek çalıştırdığı takımlar hep düşmek üzere olan takımların sarıldığı ve büyük bir çoğunlukla da o takımı ligde tutmayı başaran teknik direktördür Yılmaz Vural. Çok da iyi eğitim vardır. Köln Futbol Akademisi'nden eğitim almıştır. Futbolu çok iyi bilir. Futbolcu psikolojisini bilir. Ancak hak ettiği değeri bir türlü burada görememiştir. Eğlenceli olması, keyifli olması, renkli olması belki de kariyerindeki en büyük onun handikapı oldu ama biz Yılmaz Hoca'yı Böyle sevdik, bu şekilde sevdik. Neden listede yer alıyor? Aslında onu listeye sokacak 10 tane kenar yönetimi vakası çıkartabiliriz. Ama biz en sert olanını seçtik. Yıl 2004. Hoca Ankara gücünü çalıştırıyor ve her zamanki gibi tek derdi takımı ligde tutabilmek. Çok kritik bir maç. İlk yarı bitiyor. Her şey istenildiği gibi. İkinci yarı maç başlıyor. Hocanın uyarılarına rağmen maç başlar başlamaz. Kamerunlu Efa kırmızı kart görüyor. Aslında bu tip durumda bütün hocalar sinirlenir. Ancak Yılmaz Hoca sinirine pek hakim olamıyor. Önce gidiyor yanına, itiyor, kakıyor, bir şeyler söylüyor. Sonra bir vuruyor falan en sonunda bildiğin kavga eder gibi dalıyor. Neden yaptığını ise Yılmaz Hoca ta kaç yıl sonra çok enteresan bir şekilde açıklıyor. Herkes hak ettiğini yaşar. Yenilse kalacağız. Kafamı bir döndüm iki kişi birden atalım. Nasıl yaparsan öyle karşılayalım. 8 numaraya geldik. Konumuz başkanlar. Şimdi günümüzde kulüp başkanları, yöneticiler açıklama yaptığı zaman bir anda ortalık karışıyor. Ortalık yangın yerine dönüyor. Son dakikalar havada uçuyor. Kulüpler birbirine cevap veriyor. Bir sürü olay oluyor. Ve biz de başkanlar biraz daha sakin olması lazım diyoruz medyada, taraftar bazında. Herkes bunu öğüt ediyor. Ancak az sonra anlatacağım mevzuyu gördüğünüz zaman bizim başkanlarımız, yöneticilerimiz ne kadar da naifmiş diyeceksiniz. Yine 2000'li yılların başlarındayız. Erzurumspor'un başkanı efsane isim Cemal Polat. Her şeyini takıma vermiş. Takımı Süper Lig'e çıkarmış. O yıllarda Erzurum spor adına iddialı iyi bir kadro kurmuş. Çok önemli bir spor adamı, önemli bir başkan. Takımla beraber maçı yaşıyor. Rakip Trabzonspor kendi sahasında kazanmak zorundalar. İlk kere 2-0 bitiyor. Şeref tribünden fırlıyor başkan. Hemen soyunma odasının önüne geliyor. Ve o enteresan şu anda herhalde hiç kimsenin yapamayacağı açıklamayı yapıyor. Futbol erkek oyunudur. Ya erkek gibi oynayacaklar ya da bayanlar liginde devam edecek. Bu açıklama sonrası ise soluğu soyunma odasına alıyor ve orada söylediklerini az çok tahmin etmek pek de güç değil. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, çıkıyor soyunma odasından. Maç kaç kaç mı bitiyor? Trabzonspor 3-1 kazanıyor. Türkiye Kupası kim ne derse desin aslında keyifli bir organizasyon. E, boş tribünler deniyor, maç saatleri deniyor, işte maç başı primler sorun oluyor deniyor. Birçok eleştiri olsa da bence futbol adına oldukça keyifli bir organizasyon. Özellikle şehir takımları için, özellikle ilçe takımları için ve daha küçük takımlar için. Çünkü bu organizasyonda herkes boy gösteriyor. Biz Türkiye'nin bir kasabasında, bir ilçesinde futbol oynayan genç bir yeteneği görebiliyoruz. Göbekli futbolcuyu görebiliyoruz. Yaşlı bir oyuncuyu, 16 yaşında bir çocuğu görebiliyoruz. O açıdan bakıldığında bir kere keyifli. Bunun dışında özellikle ilk tur maçları daha da keyifli çünkü Hepimiz artık alıştık güzel statlara. Premier Lig yayında, Süper Lig yayında. İşte Fransa Ligi, Bundesliga, İtalya Ligi hepsini izliyoruz. Güzel statlar var. Işıklandırma harika. Çimler fena değil. Kupanın ilk eleme maçlarında ise bambaşka manzaralar görüyoruz. Bir bakıyoruz balkonlarda insanlar maç seyrediyoruz. Bir bakıyoruz arkadan vinçler inşaat yapıyor. Bir bakıyoruz toprak sağ karışımı garip bir sağ. Sonuç itibariyle küçük yerler, bütçeleri küçük ve böyle enteresan futbol ortamları görüyoruz. İşte yıl 2017 Sinop Spor Amasya Spor'u konuk ediyor. Keyifli, zevkli bir mücadele. İki takım da top bir kalede, bir bu kalede atak yapıyor takımlar. Ve bir anda ekranda hepimiz bir polis memurunu görüyoruz. Yanlış anlamayın olay falan çıktığı yok. Polis memuru telefonla konuşurken herhalde ciddi önemli bir konu dalıyor ve bir anda maçın oynandığını unutup sahan içinden yürümeye başlıyor. Oyuncular polis memurunu uyarıyor. O polis abi de bir anda uyarı ile beraber kendine geliyor ve deparını atıyor. Depar atarken de kusura bakmayın özür dilerim diyor. Özürlemesi güzel ama bu görüntüler tarihe geçiyor. Hakem hataları Türk futbolunun adeta olmazsa olmazı. Aslında tüm dünyada hakemler hata yapıyor ama bizde hem hakem hatasının sayısı fazla hem de konuşan fazla. Hepimiz bu konuda konuşmayı seviyoruz. O yüzden de bu listeye hakem hatalarını almak pek de mantıklı değildi aslında. Ancak bu hakem hatası diğerlerinden biraz farklı. Çünkü bu hakem hatası yapıldığı sene, yaşandığı sene internetin kısıtlı olmasına rağmen dünyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Her tarafta haber oldu. Herkes bu görüntüyü konuştu. Yıl 1999. İnan Stadı, Beşiktaş Antalya Sporu konuk ediyor. O sırada uzun bir top atılıyor. Ayhan Akman Beşiktaş forması giyiyor. Antep'ten çok iyi bir rakama gelmiş. Önemli bir transfer. Uzun bir top. Topu önde buluyor. Tam golünü atacak. Bir anda Antalya Sporlu Ginçev. Biraz tekvando, biraz kung fu, biraz judo vari bir harekette Ayhan aklını düşürüyor. Hakem Bülent Uzun ise şaşkın bakışlar arasında avut kararını veriyor. O dönemin hakem yorumlusu Erman Toroğlu'nun tabiriyle ''Tamilden adam öldürme. Ancak buna rağmen verilen karar avut olunca bu görüntü tüm dünyaya yayılıyor. Hakem Bülent Uzun'un kariyeri ise bu karar sonrasında pek de uzun olmuyor. Böyle kafelere gittiğiniz zaman akıllı televizyonlar olur. Kedi videoları koyarlar. Eğlenceli şaka videoları koyarlar. Bazen de enteresan maç olaylarını koyarlar. Kimisi topu elinden kaçırır. Kimi kendi kalesine atar. Kimisi çok acayip bir hata yapar. Gol olur. Komik videolar vardır futbolla ilgili. Hepiniz mutlaka denk gelmişsinizdir. O yüzden de sağ içerisinde yapılan bu tip hataları bu videoya aslında koymak istemezdim. Ancak bu bir hata videosu değil. Sevinç videosu bir sevincin maç içerisinde neye mal olacağını gösteren çok enteresan bir video. Gaziantep'teyiz. Hava her zaman gibi çok sıcak. Gaziantep Belediyespor Spor A2 takımı maç yapıyor. Gençler kendini göstermeye çalışıyor. Keyifli bir mücadele yine. Tam o sırada hakem ev sahibi aleyhine bir penaltı çalıyor. İtirazlar klasik. Rakip geliyor penaltıyı atıyor kaleci kurtarıyor. Buraya kadar her şey normal. Her şey futbol kuralları içinde. Bir gariplik yok. Penaltıyı kurtardıktan sonra takım arkadaşlarından bir tanesi büyük bir hızda kaleciye doğru koşuyor ve ona sarılıyor. O sarılma esnasında top ağlarla buluşuyor. Böylece Gaziantep Belediyespor penaltı sevinci yaşarken kendi kalesine gol atan ilk takım olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Sizi 2000-2001 yılına götüreyim. Fenerbahçe güçlü bir kadro kurmuş. Kenneth Anderson almış, Rapa almış, Revivo'yu almış. İyi bir kadrosu var ve şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör ise Mustafa Denizli. İşler yolunda gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor. 4 yıllık Galatasaray'ın şampiyonluk serisini bozmak istiyor Sarı Lacivertler. O sırada hem lig var hem tabii kupa var. Kupada da yoluna devam ediyor. Ve rakip Galatasaray. Fenerbahçe kendi sahasında kazanmak istiyor ama Galatasaray'da formda. Teknik direktör Mustafa Denizli sağ kenarında taktikler veriyor. Oyuncularına nasıl oynanması gerektiğini ifade ediyor. Klasik işte sağ kenarına geliyor, bağırıyor, çağırıyor. Tam o sırada kameralara enteresan bir görüntü yakalanıyor. Yedi kulübesinin arkasında o dönem emniyet güçleri olurdu. İşte o polislerden bir tanesi yüzünü tribüne döneceğine anlaşılan o ki kafasını maça çevirmiş ve maçı da bayağı dalmış. Tam Mustafa Deniz yedek kulübesine yaklaşırken hocaya eğiliyor ve o efsane repliği kuruyor. Hocam Ali Güneş'i çıkar Bali al. Hoca tabi o anda sinirleniyor, kızıyor. Biraz hafif eliyle itiyor. Haksız mı? pek taksız de değil. Dünyada herhalde başka bir yerde bunu görmemize imkan yok. Üst düzey bir teknik direktöre kenardaki polis taktik verecek. Bu sadece bizim ligimizde olabilirdi ki zaten öyle oldu. O yüzden de listeye bu görüntüyü de tereddütsüz şekilde aldım. Listeye bir Beşiktaş efsanesiyle devam ediyoruz. Recep Çetin. Namı diğer Takoz Recep. Beşiktaş'ın unutulmaz sahabeki. Kendisini de çok severim. Teknik adam olarak da Beşiktaş'ta daha sonra yardımcı hoca olarak görev yaptı. Çok da kıymetli bir adamdır. Recep Çetin neden bu listede? Sandığınız gol yüzünden değil. Herkesin kafasında aynı hikaye. Malmö maçı. Evet Malmö maçında Recep Çetin dünya futbol tarihinde pek de görünmemiş bir gol attı kendi kalesine. Topu uzaklaştırayım derken dömü voleyle efsane bir gol attı. Hatta o dönem yabancı spikerler Maradona gibi gol attı şeklinde Recep Çetin'e övgüler yağdırdı kendi kalesine gol attığı için. Enteresan bir olaydı ama Türk futbolunun ilginçlikleri arası girer mi? Bence girmez. Çünkü kendi kalesine gol atmak futbolun içinde olan bir olay. Yani bu olay yüzünden Recep Hoca'yı listeye almak haksızlık olurdu. Çok daha farklı bir sebepten dolayı Recep Çetin'i listeye aldık. Hoca çok başarılı bir sabekti. Çok başarılı bir oyuncuydu ama aynı zamanda dünya tarihinde kameralar önünde ilk trollemeyi yapan futbolcuydu. Hemen gösterelim. Beşiktaş Kösice oynuyor. Avrupa Kupası maçı. Hakem Bulgar ve takdir haklarını hep Kösice'den yana kullanıyor. Maç bitiyor. Kösice'liler mutlu. Beşiktaşlar biraz kızgın. Recep Çetin hakeme doğru gidiyor. Elini uzatıyor ve o dönemin en büyük trollemesi olan saçını tarar gibi yapıyor. Ve bu görüntü kameralara yakalanıyor. Böylece Recep Çetin de trollemeyi dünyaya gösteren ilk futbolcu oluyor. Maç oynanırken bir akibin başına ne gelebilir? Yabancı madde atılır. Sakatlanabilir. Yoğun itiraz olur. İtiş kakış olur. En fazla kendisine saldıran futbolcu olur. Bunları dünyanın her yerinde gördük. Gayet normal şeyler. Olmasını istemediğimiz şeyler ama ne yazık ki hep olan şeyler. Peki bir hakimin kafasına adam düştüğünü gördünüz mü? Biz gördük. Türkiye Ligi'nde. Western Manisa Spor. O dönem efsane bir kadrosu var. Sponsoru da bulmuş. Güçlü bir kadro kurmuş. İddialı rakip Bursa Spor. Gergin ortam. Bursa Spor taraftarıyla gelmiş her zaman olduğu gibi. Maç öncesinde... Stat dışında istenmeyen olaylar yaşanmış taraftarlar arasında. Ve bu gerginlik sahaya da yansımış. Oldukça sert bir maç. Hakem Metin Tokat. Maç oynanıyor. Stadı biliyorsunuz Sipil Dağı'nın hemen eteklerine kurulmuş bir stat. Ve o dönemde o bölgede bir paraşüt merakı var. Paraşütçülük başlamış. Hem yamaçtan paraşütle atlama var. Hem uçaktan paraşütle atlama var. Maçla ilgisi var mı diyeceksiniz. Evet maçla ilgisi de var. Karşılaşma oynanıyor. Metin Tokat maçı yönetirken bir anda bir paraşüt giriyor önce kameralara. Daha sonra ise o paraşüt Metin Tokat'ın üzerine doğru düşüyor. İşte o sırada hakem çevik olduğunu gösterip paraşütten iki adımla kurtulmayı başarıyor. Başaramasa dünya futbol tarihine kafasına adam düşen ilk hakem olarak geçecekti belki de. Bir numarada yine bir hakem mevzusu var. Aslında az önce bahsettim. Hakem hatası çok fazla bu listeye dahil etmek istemediğim bir durum. Çünkü futbolun içinde hakem hatası her zaman var. Ancak bu yaşanan bir hakem hatası değil. Bu bambaşka adı konulmamış bir mevzu. Tabii ki olay Beşiktaş'ın başından geçiyor. Yıl 1986. Beşiktaş ve Galatasaray inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Beşiktaş Ankara Gücü deplasmanında stat çebeci tatsız susuz bir maç. İki takım da çok fazla etkili atak yapamıyor. Ceza sahası içine çok fazla top gelmiyor. Nadir anlardan bir tanesinde Ankara Gücü atak yapıyor. Sağ taraftan orta yapıyorlar. Top boşta kalıyor ve hakem Ahmet Akçay golü kaydediyor. Evet yanlış duymadınız. Hakem golü atıyor. Tabii ki çok yoğun itiraz. Tabii ki çok yoğun tepki ancak sonucu değiştirmiyor. Ankara gücü hakemin attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. O sene ne oluyor biliyor musunuz? Beşiktaş 1 puanla şampiyonluğu kaybediyor. Başka bir yerde olur mu? Pek sanmıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Zaten beğenirseniz büyük bir ihtimalle ikinci seriyi de çekeriz. Sizin de aklınıza gelen böyle futbol olayları varsa, komik hikayeler, sıradışı hikayeler, sinir bozucu hikayeler varsa mutlaka bana gönderin. İkinci seriyi de sizlerle beraber yapmış oluruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.